Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Evet, şimdi Beşiktaş'la ilgili son gelişmeleri almak üzere sevgili muhabir arkadaşımız Tuna ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sevgili Tuna, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Eren Koca. Necati Sen'de iyi yayınlar. Beşiktaş'ta ilk dış transfer geldi. Salih Uçan'la anlaşma sağlandı. Yerli rotasyonu için tabii başka isimler de var. Kenan Karaman adı geçiyor, Elayiz Tavşan adı geçiyor. Onlarla ilgili Beşiktaş'ın girişimlerin artık bitme noktasına geldiğini biliyoruz. Bir pürüz var mı bu noktada? Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar tabii Rosier, Ghezzal gibi isimleri bekliyor. Orta saha için Brezilyalı Fernando var ve Alex Teixeira var, yine Çin'den gelebilecek isimler. Bu isimlerle ilgili durumlar ne? Sonrasında da acaba farklı sürpriz hamleler olabilir mi? Bunu konuşalım. Şöyle başlayalım. Bugün saat 18'de Siyah Beyazlar 2021-2022 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirecekler. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde. Artık top başı yapıyor Siyah Beyazlar. Tabii transfer çalışmaları da artık hız kazandı dersek yanılmış olmayız. Salih Uçan'la resmi sözleşme imzalandı. Biraz önce siz de dile getirdiniz. Utku Yokuran, Atiba Açılsın, Gökhan Töre kaldılar takımda. Üçü de bugünkü antrenmanda yer alacak gibi gözüküyor. Bu arada antrenman saat 18'de başlayacak. Saat 17.45'te de büyük bir ihtimalle Salih Uçan bizlerin sorularını yanıtlayacak. Onu da ekranlara getirmeye çalışacağız. Tabii transferde birçok ismin adı geçiyor. Özellikle yabancı kurulunun değişmesi sonrası 8+6 durumundan sonra haliyle politika biraz daha değişmiş durumda. Biraz önce size belirttiniz, Kenan Karaman'la belli bir noktaya kadar gelmişti Beşiktaş, ancak şu an için yeni bir görüşme olmadı. Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bu hafta yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrasında özellikle Kenan Karaman ve diğer isimlerle alakalı son kararını vermesi bekleniyor. Kenan konusunda Beşiktaş ısrarcı olursa ben büyük bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ama bugünden yarına olabilecek bir durumun söz konusu olmadığını da dile getirelim. Onun dışında Alex Teixeira, Fernando isimleri konuşulan isimler. Tabii Teixeira'nın 2022 Aralık ayına kadar sözleşmesinin olduğunu söyleyelim. Bu yüzden bonservisini alıp gelmesi söz konusu olacak. Şu an için de görüşmelerin devam ettiğini belirtelim. Aynı şey Fernando için de geçerli. Onu da belirtmiş olalım. Bu iki isimle alakalı girişimlerin devam ettiğini belirtelim. Sergen Yalçın'ın da onay verdiği isimler olarak dikkat çekiyor. Ghezzal ve Rosier konusu taraftarın en çok merak ettiği ikili. Rozier'de Beşiktaş teklifini iletmişti Lisbon'a. Teklif şu şekildeydi: 500.000 avro kiralama bedeli. Önümüzdeki sene satın alma opsiyonu ancak zorunlu bir opsiyon. Bunun da yaklaşık 3 milyon avro dolaylarında olması bekleniyor. Henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmadığını söyleyelim, ancak Rozier'in Beşiktaş'ta oynamak istemesi, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istemesi bu bağlamda Sporting Lisbon'u da Beşiktaş'a yönlendiriyor gibi gözüküyor. O yüzden ikinci kamp dönemi öncesinde özellikle Rosier konusunun ben finale artık gelmesini bekliyorum. Raşit Ghezzal'daysa konuşmak için daha erken. Şöyle, Premier Lig'de bildiğiniz gibi Ağustos ayının sonunda transfer penceresi kapanıyor. Yeni bir isim kadroya dahil edemiyorlar. Ghezzal Türkiye'ye gelmek, Beşiktaş'ta forma giymek, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek istiyor. Ancak kulübünün ondan bir bonservis beklentisi söz konusu. Bu yüzden Beşiktaş'ta bonservis ödemeye çok fazla yanaşmıyor. Ghezzal'ın sözleşmesinin bitmesine bir sezon kaldı. Şöyle bir durum şu anda kulislerde konuşulan bir konu. Ghezzal, Leicester'la olan sözleşmesini 2 ya da 3 yıl daha uzatacak. Şu anki maaşından biraz daha indirim yapacak. Ve Leicester'da bir yıl daha Beşiktaş'a kiralayacak şeklinde. Ama bu şartların oluşması da biraz önce belirttiğim gibi bugünden yarına oluşabilecek konular değil. O yüzden beklemek lazım. Göreceğiz. Ama Ghezzal'ın Türkiye'deki ilk tercihinin Beşiktaş olduğunu dile getirelim. Bu önemli bir husus. Ama dediğim gibi henüz ortada anlaşılmış bir durum söz konusu değil. Tabii ki bu saydığımız isimler dışında da Beşiktaş yönetiminin elinde bir liste var. Sergen Hoca ile her gün destek teması halindeler. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi ve As Başkan Peygamber Koca da Sergen Hoca ile sürekli görüşüyor. Bu bağlamda transfer çalışmaları devam edecek. Eylül'ün ilk haftasında da Şampiyonlar Ligi için nihai kadronun verilmesi gerektiği düşünüldüğünde Ağustos ayının son haftalarına kadar hareketli saatler, hareketli günler bizleri bekliyor olacak. Kampla ilgili de bilgi verelim. 5 Temmuz gün itibariyle başlıyor kamp. Yaklaşık 16-17 gün boyunca burada çalışması bekliyor siyah beyazların. Sonrasında 24 Temmuz'da İspanya'da bir kamp olacak. 4 Ağustos'a kadar sürecek 10 günlük bir kamp. Burada en az 2 ya da 3 hazırlık maçı yapacak Beşiktaş. Bu hazırlık maçlarının sonrasında İstanbul'a gelecek ve Ağustos'un 3. haftasında başlayacak lig öncesindeki son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Biz de TRT Spor ailesi olarak tüm detayları takip edeceğiz. Bilgileri aktarmaya çalışacağız. Eğer sizin de bir sorunuz varsa yanıtlamak isterim. Yoksa sizlere iyi yayınlar dilerim. Şunu soralım. Bazı haberler okudum. Özellikle Fransız kulüplerinin biliyoruz işte Ersin'e ilgisi var. Rıdvan'la ilgili bazı haberler var. Hatta Ensakala'nın Marsilya ile ilgilisi olduğu haberleri vardı. Larin'le ilgili bir yine transfer iddiaları dolaşıyordu ortalıkta. Beşiktaş'taki mevcut oyuncularla ilgili bir sürpriz ayrılık beklemek şu anda ne kadar doğru olur? Böyle bir ihtimal var mı? Oluştu mu? Bir duyumunuz var mı? Ersin ve Rıdvan özelinde şöyle söylemekte fayda var. Eğer yabancı kuralı gelmemiş olsaydı Beşiktaş satma konusunda biraz daha ciddi düşünebilirdi. Ancak şu ana kadar resmi bir teklif olmadığını söyleyelim. Menajerler aracılığıyla biz yaklaşık 7-8 milyon euroluk bir teklif getirebiliriz şeklinde bir Beşiktaş'a talep vardı. Ancak resmi yazılı bir kağıt gelmedi. Bu bağlamda Ersin ve Rıdvan şu anda yerli rotasyonunda önemli isimler. Ben kolay kolay Beşiktaş'ın vazgeçeceğini düşünmüyorum ki Sergen Hoca'nın da Ersin'e güvendiğini biliyoruz. Bu bağlamda bu iki futbolcu özelinde şu an için konuşmak erken. Larin konusunda da Beşiktaş'ın şöyle bir isteği var. Larin'in bir yıllık bir kontratı kaldı. Önümüzdeki sezon kontratı sona eriyor. Beşiktaş yönetimi milli takım dönüşünde Larin'in Türkiye'de yeniden bir görüşme yapması bekleniyor ve bu görüşmenin içeriği şu olacak. Larin'e 2+1 yıllık daha bir kontrat önerilecek. Maaşında bir iyileştirme yapılacak. Ancak şu şartla hem bu sezon hem de gelebilecek her teklifte hangi zaman diliminde olursa olsun hem Larin'in istediği hem de kulübün istediği şartlar oluşursa Beşiktaş kolaylık sağlayacak. Bu da kontratta bir madde olarak eklenecek. Olumlu geçti ilk görüşme. Yaklaşık 20 dakika görüştüler. 20 dakika sonrasında bu görüşme noktalandı. İkinci görüşmede yine oyuncunun temsilcisiyle birlikte Kanadalı futbolcu gelecek. Eğer İlk görüşmedeki gibi olumlu şartlar oluşursa imza atılacak. Ancak milli takım dönüşü ki Temmuz'un ortasında büyük ihtimalle dönecek Tayler'in kampa katılacak. Sonrasında görüşmeler gerçekleşecek. Biz de o görüşmenin detaylarını sizlerle paylaşacağız.